Kanal 23 ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Seçime Doğru programıyla karşınızdayız. Seçimlere az bir süre kaldı ve bizler de burada adaylarla bir araya gelerek sizlere hem kendilerini tanıtıyoruz hem de projelerini buradan aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi aslında sizin de daha önceden tanıdığınız, zaman zaman ekranlara da gelen ve seçim süreci boyunca sahada da yer alan bir isim şu an bizimle birlikte. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Baskil Belediye Başkan adayı Sayın Tuncer Turus bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi başta da söylediğimiz gibi zaman zaman sizi de burada konuk alıyoruz ve kendinizden bahsetmenizi de istemiştik. Az çok aslında vatandaş sizi tanıyor artık. Tabii sahada da bir araya gelmeniz sebebiyle. O yüzden bunu geçiyorum. Tabii ki vatandaşla bir araya geldiğinizde sorunları konuşuyorsunuz, projelerinizden bahsediyorsunuz. İlerleyen dakikalarda bunların üzerinden de geçmek gerekiyor belki. Ama öncelikle bu konudan bağlı olarak yine belediye başkan aday adayı oldunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden adaysınız, evet. Aday adayısınız. Şimdi bu kararı vermede ne etken oldu? Bunu bir dinlemek isteriz sizden. Nasıl karar verdiniz ve bu konuyla ilgili hayaliniz ileride nedir? Şimdi öncelikle bizi evlerine misafir eden kıymetli hemşehrilerime, bizi izleyen tüm dostlarımıza ve izleyicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Güzel bir program çıkaracağımızı ümit ediyorum. Güzel şeylerden bahsedelim. Şimdi bir hayaliniz var mı dediniz. Şöyle, ben biraz konuşmalarımı aslında hikayeleştirmeyi seviyorum. Size bir hikayeyle başlamak istiyorum konuşmama. 2004 yılında Konya'da bir dershanede öğretmen olarak çalışıyorum. Dershanenin yöneticileri bir toplantı yaptılar. Biz de onların söylediklerini dinliyoruz. Kuruculardan biri hayallerimizin olması gerektiğini, bizleri hedefe ulaştıran kısmın kuracağımız hayallerle gerçekleşeceğini söyledi ve kendisinin 40 yaşında bir araba ve bir ev hayalinin olduğunu, şu anda da 40 yaşında olduğunu ve bu hayali gerçekleştiğini başlayarak bir konuşma yapmıştı. Ben o zaman 34 yaşındaydım. Şimdi çok mantıklı gelmişti. Biz hep şöyle, bizim bir sonraki yıl dershane ile kaça anlaşacağız, işte ne kadar kazanacağız gibi böyle küçük hayaller peşindeydik. Yani bir dershane çalışanı fena değildi, kazancımız güne güzeldi ama o kadarla kalıyordu. Dedim ki benim de bir hayalim olması lazım. O zaman dedim ki benim de 40 yaşında 40 tane çalışanım olacak. Bu hayali kurduğumda öyle büyük bir sermayem ya da satabileceğim herhangi bir mülküm de yoktu. Normal bir öğretmen geçimi yapabilecek düzeydeydi. Şimdi bu hayal bizi çok şeylere sürükledi. Mesela ben o yıl dershaneyle anlaşmadım. Dedim ki ben artık dershanede çalışan değil, bir işveren olmam gerekiyor şeklinde. Konya'dan Elazığ'a döndüm. Bir yıl daha çalışıp sonra döndüm. Geldik Elazığ'da bir arkadaşımızla, ismini söyleyeyim, Hakan Bey var. Çok da sevdiğim bir dostum. Birlikte bir küçük bir yer açmıştık. İki tane çalışanımız vardı. Sonra biz bir yıl sonra orayı iki katlı bir yer yapmıştık. 11 çalışanımız olmuştu. Şimdi normal şartlarda iyi de kazanıyorduk. Orayı mesela bir 10 yıl sürdürebilirdik. Ama biz bir hedef koymuşuz ve bir hayal koymuşuz. 40 yaşında 40 çalışan olacak şeklinde. Oradan çıktık, bir dershane satılıyordu. Onlarla işte konuştuk, satın alma işlemi gerçekleşti. Ki yine alacak güçte değildik, çok zor şartlarda. İşte bir arabam vardı, satmıştım o dönemde. Çok da eleştirilmiştik. Yani burası çok iyi işte, neden böyle bir işe girişiyorsun diye. Ama sizi hedefe sürükleyen bir hayal var. Sonrasında orada 39'un bitimine yakın 30 küsür çalışanımız var. Şimdi 2-3 yılda çok zorluk çekmiştik. Hani mesela daha büyük bir işe girmiştik. Bunun altyapısı yoktu. Ama bu 40 yaşının bitimine doğru 40 çalışan olsun diye yeni birimler oluşturmuştuk. Mesela matematik grupları açmıştık o dönemde. Birkaç matematik öğretmeni daha alarak ben 40 yaşım bitmeden 40 tane çalışanıma ulaşmıştım. Şimdi bu hedefi kurmasaydım muhtemelen bir dershane çalışanı olarak devam edecektim.
ya da işte bir yer kurmuşsanız orada çalışmaya devam edecektik. Hedefe sürekli sizi ulaştırmaya çalışan beyninize kodladığınız bir hayaliniz var. Bu gerçekten insanı götürüyor. Ben bunu gördüm. Sonrasında elhamdülillah şimdi 100'ün üzerinde çalışanımız var. 3 tane eğitim kurumumuz var. Şimdi bu hayallerin altyapısıyla gelen yer. Ben şunu öğrendim. O hedeflere ulaştıktan sonra yeni bir hayal kurma zorunluluğu hissettim. Dedim ki eğitimle ilgili istediğimiz doruklar var. Şimdi bir şeyler yapmamız lazım. O dönemde Elazığ'a döndüğümde şimdi bir süre ayrı kalmıştım. Baskil benim doğduğum, büyüdüğüm, liseyi, ilköğretimi, ortaokulu, esnaflık yaptığım uzun süre bir ilçe ve benim için çok böyle özel bir yer. Böyle mesela dışarıdayken sürekli sizin haberlerinizi izliyorum. Mesela dışarıda da gerçekten halen öyle. Böyle Kanal 23'te Kanal Fırat'ı böyle hasret gideriyorsun. Elazığ'da ne oluyor sürekli merak ediyorsun. Şimdi Baskil'e hemhal olduk. Baktık bir şeyler yolunda değil. Dedik ki bizim bir yeni bir şey kurmamız lazım. Baskil'le ilgili yeni projeler oluşturmamız lazım. O dönemde biz bir Baskil'in Türkiye'nin en güzel ilçesi olması konusunda hayaller kurduk. Şimdi hayal kurmakla da aslında hedefe ulaşılmıyor. Mesela izleyici şunu düşünebilir. Ben de hedef koydum, Türkiye'nin en zengini olacağım, hayalimi kurdum. Öyle olmuyor. Biri bunun altyapısını oluşturman lazım. Biz diğer programlarda mesela sizden projelerden bahsettik. Bunların hepsinin altyapısını yaparak o projeleri oluşturduk. Mesela bizim turizm kenti, konaklama alanları, işte kafes balıkçılığı, suyun, kumun, ihracat, kayısısının değerlendirmesi vesaire ilgili sadece hayal değil, bunların nasıl yapabileceğimiz, yurt dışı bağlantıları, e-ticaretlerin kurulması. Ve görüşmeler de yapılmıştı bu şekilde. Hepsini yaptık. Evet. Şu anda o birimlerde hangi ekiplerin çalışacaklarını bile ayarladık. Nasip olur aday olursak. Bazen konuşmamız aday adaylığın ötesine gidiyor ama şunu belirtelim, biz halen aday adayız. Adaylık bize aday nasip adaysınız olursa. Ama zaten bütün kendi içerisinizde MHP adaylarıyla bir araya geldiniz. Evet, çok güzel birlikte bir karar verdiniz. Yani rakiplerimizi kıskandıracak bir birlikteliğimiz evet, var. Evet. Kendi içinizde de kim aday olursa olsun zaten hazırladığınız projeleri o yapıyor. Birbirimizle paylaşıyoruz. Aynen öyle. Bunların birimlerini kurduk. İşte ihracatı nasıl yapacağız? Kumu nerede değerlendireceğiz? Suyu nasıl kullanacağız? Eğitimle ilgili neler yapacağız, çocuklarımıza bursu nasıl vereceğiz, kazanıp nasıl paylaşacağız. Tabii bunları bir kişi yapamadığı için en doğru ekipler, liyakat sahibi kişileri belirledik. Üst akıl buluşması diye bir projemiz var. Geçen programda anlatmıştık. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Baskil'de üst akıl buluşması yapıp kim üst düzeyde Baskil'in tüm beyinlerini toplayıp Baskil'e neler yapacağımızı her yıl belirleyeceğimiz toplantılarımız olacak. Bununla ilgili altyapıları yaptığımız için hayal kurabiliyoruz. Yani böyle bir hayalperest izlenimi vermek istemiyorum. Ben altyapısı olan hayali yaşayarak gördüğüm için söylüyorum. Şimdi nasip olur, aday olur, halkımız da bize teveccüh gösterir, seçerse ben halen söylüyorum. Bu hayalimi gerçekleştirmek Rabbim de bize nasip eder inşallah. Baskil Türkiye'nin en güzide ilçesi olacak. O kadar insanlar Baskil'e gelecekler ki çünkü alanlarımız olacak. Bakın ben bir programı turizme ayıracağım. Size Baskil'in turizmlerle ilgili kısımlarını anlatacağım. Öyle görülmesi gereken alanlarımız var ki, bir Abdülvahap Hazretleri'nin türbesi var, bir kayalığın altında. Kitabelerimiz var hiç kimsenin bilmediği. Kanyonlarımız var. Bir konaklama testleri yapıp insanların, tur şirketlerinin buralara binlerce kişileri getireceğini biliyoruz. Şu anda mesela bizim konaklayacak alanımız olmadığı için gelenleri başka yerlerde misafir edip getiriyorsun. Ulaşımla ilgili sorunlar olduğu için gelenleri çok mutlu edip onların tavsiyelerini arttırarak yenilerini getiremiyorsunuz. Ama şimdi sorunları da biliyoruz. Yani hayal altyapı neden yapılamadığını da biliyoruz. İnşallah hayallerimizi gerçekleştirecek alana geleceğiz. Ben şöyle söyleyeyim size. Hayalleri yani küçük olanların adımları da küçük olur. Hayalleriniz eğer orta düzeyse stabil bir yönetim yaparsınız. Olması gereken ne? Belediyenin görevi işte altyapı, üst yapı, su, ulaşım vesaire. Orada kalırsınız. Ha görevinizi yaptınız mı? Yaptınız. Stabil, orta düzey bir hedef koymuşsunuz. Belediye başkanı olacağım. Belediyeyi iyi yöneteceğim. Doğru.
Ama bu orta düzey bir hedef. Ama hayalleriniz büyük olursa adımlarınız da büyük olur. Biz büyük hayaller kurup büyük adımlar atmak istiyoruz. Ve Baskil'de büyük hayaller kurulacak bir yer aslında. Çünkü zaten çok fazla... evet, adımlarınız da büyük olunca iş de geliyor, aş da geliyor, para da geliyor, orada istihdam da geliyor. O projelerinizi sağlayacak bütün altyapılar da geliyor. Bunun altında hepsinde büyük hayal ve büyük adım var. Sadece hayal değil. Buna göre büyük adımlar da atmak lazım. Hı hı. Biz olaya böyle baktık. Hayal olarak, bir hikayeyle baktık. Hı hı. Hayalimiz Baskil'i Türkiye'nin en güzide ilçesi yapmak. Şimdi söylediğiniz gibi aslında hayal etmekle bitmiyor iş. Onun altyapısını da kurmak gerekiyor. Birçok aday adayı burada konuk ediyoruz tabii ki. Ama sizin şu konuda gerçekten daha aday adayıyken birçok yerle projeleri hazırlayıp bir de anlaşmalar yapmanız, yani onun adımını atmış olmanız, hali hazırda bekleyen projeler var ve bunlar adaylığınızla birlikte, seçilmenizle birlikte, tabii MHP adaylarıyla için söylüyorum, hemen harekete geçilecek durumdalar. Evet, aynen İşte öyle. Bu kıymetli olan bu aslında. Şimdi geçen dönemde aslında bir adaylık süreciniz vardı. Evet. O dönemle ilgili biraz konuşalım isterseniz. O da olur. Bir tecrübe aslında. Doğru. O dönemde yaşadığınız zorluklar, olumlu veya olumsuz yönler nelerdi? Neler söylemek istersiniz? Şimdi Rabbim o dönem bize nasip etmedi. Bunda da hayır var dedik. Gerçekten de bu süreci, yani geçen 5 yıla yakın bir süreci, o zamanlarda hedeflerimiz vardı, projelerimiz vardı. Ama şimdiki gibi mesela altyapıları, çünkü seçime çok önceden karar vermemiştik. Böyle uzun bir altyapımız yoktu. Şimdi 5 yıldır biz bu seçimin atmosferine hazırlanıyoruz. Olası aday olup seçilme durumunda artık geçen dönemden çok fazla hızlı hareket edeceğimiz bir manevra alanımız var. Çünkü bu süreçte görüşmeleri yaptık. O dönemde şöyleydi. Görüşme daha yapacaktık. Ama şimdi görüşmeler de yapıldı. İşte enerji sektörüyle ilgili var. GES projelerimiz var. Bu projeleri anlattığımız programlar çoktu. Yani tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Sayısız ve yapılabilir projelerimiz var. Bak bu, ben bunu çok önemsiyorum. Yapılabilir. Proje üretmek kolaydır. Açarsın internette bir sürü proje de bulursun. Başarılı bir belediyenin yaptığı şeylere bakıp kendi projen gibi de sunarsın. Ama bizim projelerin tamamı bizim ekip tarafından oluşturulmuş ve yapılabilir projeler. Yani böyle bir hayal satmıyoruz. Geçen seçimlerde işte biz hükümete gelirsek işte ev kadınlarına işte 50 bin lira maaş vereceğiz. O dönem 5 bin lira falan gibi. Ve hiç tutmuyordu bunlar. Yani böyle gerçekçi olmayan söylemlerin karşılıkları da yok. Ben şunu, bunun sözünü veriyorum vatandaşlarıma da, siz de buradan da. Bize nasip olursa söylediğimiz tüm projelerin yapılmasının sözünü veriyorum. Belki bazıları biraz gecikebilir. Hemen yapılamayabilir. Hemeninden başlayacağız. Mesela bizim ilk projemiz Baskil'de çağrı merkezi kurmak. Çünkü bu devlet yatırımı ve bunun sözünü aldık. Hemen oraya bir çağrı merkezi kuracağız. Eski binamız var zaten. Bunun için müsait alanları var. Hemen 150 kişi istihdam edeceğiz. Anında. Ne kadar sürer? İşte anlaşması, gelmesi, işte mobilyalarının dizaynı, resmi işlemler. 3-5 ay sonra bizim en az 150 gencimiz ya da orta yaşlımız, her ne kadar şeyse, lise mezunu olmak yeterli. Hemen istihdam başlayacak. 150 tane işsizimiz bile yok. Ben her zaman şunu söylüyorum. Biz çalıştıracak Baskil'de yeterli kişi bulamayız. Tersine göç yapacağız. İnsanlar Baskil'e gelecek çünkü iş alanı var. Mesela Kayseri'nin bazı ilçeleri öyledir. İstihdama yeteri kadar elemanları yoktur. Birçok doğudan veya işte Kayseri'nin diğer ilçelerinden istihdam için o ilçeye giderler. Hızla büyürler ve çok çabuk gelişirler. Aynı modellemeyi Baskil için düşünüyoruz. Bizim gençlerimiz ya da işte bizim işsizlerimiz bize yetmez. Biz mutlaka dışarıdan takviyelerle hem nüfusu arttıracağız hem de paranın bol olduğu, istihdamın bol olduğu bir ilçeye dönüştüreceğiz. Hı hı. Yaşanabilir alanlar lazım. Tabii bunları yaparken hani bu büyük hayalleri bazen anlatamıyorsunuz. Yani birçok kişi de bunların yapılabilirliğine kanaat getirmiyor. Onları şöyle diyorum. Küçük hayallerde kalmışız diye. Hı hı.
aslında böyle hedefleri büyük tutup altyapılarını araştırırsanız bunların hepsi yapılabiliyor. Biz bu hayalleri gerçekleştirdiğimizde, bu hedefleri gerçekleştirdiğimizde ev lazım olacak, yeni konut ihtiyaçları olacak. Bunun da altyapısını yaptık. Belediyenin yeni konutları olmak zorunda. Turizm için insanlar gelecek, konaklama alanları yok. Konaklama yapmamız lazım. Nereye yapacağız? Ne kadar büyüklükte? Üniversitenin yurdu yok. İşte kışın bir kısmının yurda, yazın tamamen turizme kullanılacak pansiyonlarımızın, konaklama evlerimizin olması gerekiyor. Nereye yapılacağına kadar. Sonra sosyal aktivite alanlarımız yok ya da az. Bu insanlar burada çalışacak ama akşam bir yerde oturacak mı? Sadece çalışmak için de insanlar gelmez. Tabii. Bunun için sosyal alanlar belirledik. Hangi aktiviteler yapılacak? İnsanlar eşleriyle nerede oturacak? Gezi yolları, spor alanları, gençlerimizin kullanabileceği alanlar. Böyle yazılı çalışıyoruz. Aklımıza geleni söylemiyoruz. Ekiple istişareler yapıyoruz. Hangi alanlara nereleri yapacağımızla ilgili. O zaman ilk önce bir yapılaşma söz konusu. Tabii. Seçimlerin sahibinde. Yani şu anda zaten kentsel dönüşümden bir kısmı yıkıldı. Ama bizim çok daha yeni konutlara ihtiyacımız var yani. Hı hı. Hedeflediğimiz baskil bu değil yani. Biz büyük bir ilçeden bahsediyoruz. Evet. Şimdi baktığımız zaman pek çok aslında burada aday adayını konuk ediyoruz. Adayları yine konuk ediyoruz ve burada kendilerine hem sorunları hem de projelerini soruyoruz. Ve kendileri de sizin de biraz önce söylediğiniz gibi işte bunları yapacağız, vaat ediyoruz diye hepsi aslında söz veriyorlar. Siz biraz önce söz veriyorum dediniz ama aslında bunu söylemeseniz bile projelerinizi de burada anlatıyorsanız zaten söz veriyorsunuz vatandaşın seçmenin önünde. Şimdi şunu sormak istiyorum. Söz vermek sizin için neyi ifade ediyor? Bazı kelimeler bana bazı hikayeleri çağrıştırıyor. Buna da bir hikayeyle başlayayım. Çok böyle benim derinden etkilendiğim Hazreti Ömer döneminde iki tane delikanlı bir adamı kolundan tutup Hazreti Ömer'in karşısına getiriyor. Ya Ömer, bu adam bizim babamızı öldürdü. Kısas isteriz diyorlar. Hazreti Ömer mahkemeyi kuruyor. Adama kısas kararı veriliyor. Yani o da öldürülecek. Tabii adama son bir arzusu var mı diye soruluyor. Adam diyor ki ben çocuklarımı ve eşimi 3 günlük mesafede bıraktım. Eğer bu ceza gerçekleşirse onların benim akıbetimden bile haberi olmayacak. Bana müsaade edin, onlarla vedalaşayım, durumu anlatayım, geri geleyim. Hazreti Ömer sen idam kararı almış birisin diyor. Senin nasıl bırakalım, geri geleceğine nasıl itimat edelim diyor. Kişi İsra suresi 34. ayeti okuyor. Söz verenler verdikleri sözlerden dolayı mükelleftir. Sözlerinden dolayı mahşerde hesap verecekler. Şimdi ben o kadar etkilendim ki birine bir söz vermeden önce mutlaka diyorum ki bu sözümden dolayı hesaba çekileceğim. Söz verirken mutlaka dikkatli olmam gerektiğiyle ilgili. Adam Hazreti Ömer diyor ki, etkileniyor tabii sözün kısmından ama yine de bir kefil almamız lazım diyor sana. Hani yine de gelmeyebilirsin. Adam da kalabalığa dönüyor. Mahkeme heyeti kurulmuş, insanlar izliyor. Bana kefil olacak biri var mı diye sesleniyor. Herkes kafasını önüne yiyor. Kim kefil olacak? Yani ölüm cezası almış birine gelmezse onun yerine öldürülecek diye. Bir süre sonra kalabalıktan bir kişi el kaldırıyor ki ben kefil oluyorum. Hazreti Ebu Zer kefil oluyor. Emin misin diyor Hazreti Ömer. Adam gelmezse cezayı seninle uygulayacağız. Ben kefilim diyor. Adam gidiyor. 3 gün boyunca her yerde bu adamı konuşuyorlar. Mescitlerin bahçelerinde bile adam gelecek mi? Ebu Zer mi cezayı alacak diye sürekli konuşuyorlar. 3 gün sonra akşam namazı vakti adam geliyor. Hazreti Ömer adamı görünce şaşırıyor. Ya adam niye geldin diyor. Ben diyor Müslümanlar söz verdiklerinde sözlerini tutmuyorlar demesinler diye geldim diyor. Ben ölsem de ileride işte artık Müslümanlar sözünde durmuyorlar demesinler dedim. Çocukları etkileniyor davacı olan çocuklar. Ya Ömer biz davadan vazgeçtik diyor. Çocuklara soruyor. Siz niye vazgeçtiniz? Çocuklar ya Ömer demesinler ki Müslümanlar arasında merhamet kalmamış. Bizim buna merhamet göstermemiz gerekiyor ki emsal teşkil etsin.
merhamet Müslümanlarda olmazsa olmaz diyor. Hazreti Ömer Hazreti Ebu Zer'i çağırıyor. Sen niye kefil oldun diyor. Bu adamı hiç tanımıyorsun. Ya Ömer, demesinler ki Müslümanların birbirlerine itimadı kalmamış. Kimse kimseye kefil bile olmuyor demesinler diye. Ben de kefil oldum diyor. Şimdi hikayeden şunu çıkarıyorum. Söz gerçekten çok önemli. Biz aslında insanları sözlerle kandırabiliriz. Şimdi öncelikle kendi içimizde verdiğimiz sözleri tutmamız lazım. Kendi ekibimiz için söylüyorum. Eğer biz bir olursak, birbirimize itimadı, güvenimizi sarsmasak, birbirimize güvensek, kesinlikle bu seçimi kazanırız. Sözün önemini şöyle de size söyleyeyim. Geçen dönemi söylemiştiniz. Ben geçen seçime girdiğimde mesela evlere gidiyordum. Diyor ki bizi işe alacak mısınız? Şimdi işsizlik aslında Baskil'de çok fazla işsiz yok ama istihdam alanı çok dar olduğu için herkes de belediyede çalışmak istediği için özel sektör yok orada, fabrika yok. Yani bir üretim yeri yok. Ya böyle küçük bir bakkal açacaksınız, bir şey yapacaksınız ya da tek yeriniz belediyede çalışmak. İşkur çıkarsa işte dönem dönem. Şimdi ben hiç kimseyi kandırmamıştım. İlk defa seçime giriyordum. Doğduğum ve büyüdüğüm yer. Yani size gelsem desem ki Ceylan Hanım, ben kazanır kazanmaz sizi işe alacağım. Yani inandırıcılığım daha yüksek olur çünkü sizi daha önce kandırmadım. Ama hiç yapmadım onu. Ben o dönemde bir hesap kitap yaptım. Dedim ki işte şu projelerimizi gerçekleştirdiğimiz süre şu 1,5 sene sürer, bu 2 sene sürer, bu en erkeni 1 sene sürer. Belediyede hemen istihdam edeceğin 2-3 kişilik yer ancak var. Şimdi yeni istihdam yasasına göre işte gelirin %40'ından fazla maaş ödemesi yapamıyorsunuz. İller Bankası'ndan gelen para ya da toplam kuracağınız birimlerle birlikte ne kadar geliriniz varsa %40'ını dağıtabiliyorsunuz. Diğerini hizmet için kullanmak zorundasınız. Şimdi bakıyorsun gelen para maaşlara yetmiyor. Ben size evet söz veriyorum diyeceğim. Seçimden sonra ya acele etme alacağız. Ya sen bana işte 3 ay içinde alacağım dedin. Acele etme alacağız. İnanın sizi 3 sene sonra alsam da mutlu olursunuz. Sözümde durduğuma da kanaat getirirsiniz. Hı hı. Ama o aradaki sürede bana ah edebilirsiniz. Bana hiç gelmiyor. Yani insanların işte ah etmesi, sözümde durmadı demesi. Ben seçimi kaybetme riskini bile göze alarak insanları kandırmadım. Yani böyle söz verip işte hemen sizi alacağım işte vesaire kısmını kullanmadım. Bana biraz süre vermeniz lazım. Benim sözüm Baskil'de hiç işsiz kalmayacaktı ama hemen değil yani. Mesela bak o çağrı merkezi o zaman yoktu. Hı hı. Şimdi hemen alabiliyoruz. 3-5 ay içerisinde 150 tane gencimizi hemen işe alacağız. Onun sözü, işlemi, hangi çağrı merkezinin kurulacağı her şey hazır. Ama mesela o dönemde yoktu. Ben hemen sizi işe alacağım diyeceğim bir şey yoktu. En erken bitireceğim proje belki 6 ay 1 sene sürecek. Bir de yeni devre alıyorsunuz, hesap kitapları alacaksınız, yeni ekipler kuracaksınız. Böyle hemen istihdam alanınız oluşmuyor. Yani şunu halen aynı sözdeyim. Ben İsra suresinin 34. ayetini tekrar söyleyeyim. Söz verenler verdikleri sözlerden mükelleftir. Bu sözlerden dolayı hesaba çekilecektir. İnsanları kandırmaktansa seçim kaybetmeyi tercih ederim yani. Şimdi aslında adayların da belli olmasına az bir süre kaldı. Evet. Baskil'de de adaylar ya da aday adaylarının sayısı fazla. Şu anki Baskil'de durum nedir? Sizin gözleminiz nedir? Nasıl bir ortam var? Şimdi bu süreç biraz daha tatlı bir heyecan. Öncelikle bulunduğunuz partinin sizi seçmesi lazım. Sonra halkın teveccühü lazım. Biz ikisine de hayra dua ederek başladık. Nasipse dedik. Buradan önce aday olacağız. Sonrasında halkımıza gideceğiz. Bu süreçte şu güzelliği yaşadık. İşte hani birlikteliğimiz oluştu. Belki başka illere örnek teşkil edecek birlikteliğimiz var. Umut ediyorum devam edecek bir birliktelik olacak. Yani böyle bir tatlı telaş, bir heyecanımız var. Bugünlerde açıklanacak yani. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Hı hı. Ama şuna hazırız. Adayın kim olduğu kısmındansa kim olursa onunla kazanma planları yapıyoruz daha çok. Hı hı.
aday gösterilmeniz ve seçilmeniz halinde ilk yapacağınız projede çağrı merkezi. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi projeleri sırasıyla yapacaksınız ve projeleri geçen aslında programda bahsetmiştik ama o projelerin yüzde kaçını mesela ilk süre içerisinde yapacaksınız ya da tamamen belediye başkanlığı süreci içerisinde bütün projelerinizin tamamlanacağını düşünüyor musunuz? Çünkü uzun vadede de yapılacak projeler var. Şimdi ben şeffaflığı da çok savunuyorum. Bizim yapacağımız, kazandığımız paralar, nereye dağıttığımız, hangi öğrenciye, işte öğrenci ismi gizli kalır da kaç öğrenciye burs verdiğimiz, bunları hep halkımızla paylaşacağız. Hatta görüşlerini alacağız. İşte esnaf görüş günü olacak, halk görüş günümüz olacak. Onlar bize, bizim unuttuğumuz küçük bir detay onların mutluluğunu etkileyebilir, olabilir. O yüzden onların da görüşlerini alabileceğimiz halk günlerimiz olacak. Geleceğiz, nasip oldu işte görevdeyiz diyelim. Hangi projeleri sunmuşsak bunları ilan edeceğiz. İşte hedeflerimizi belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki çağrı merkezi şu kadar sürede kurulacak. Sonrasında başladık işte. Diyeceğiz ki neydi? Kumumuzu değerlendireceğiz. Kilit parke taş yapacağız. Bunun makinalarını ne kadar? Şimdi ben bunların tamamını kuracağımız ekipler sayesinde hızlı bir şekilde yapmak gerektiğine inanıyorum. Yoksa ben bütün projelerin takibini yaparsam bunlar çok uzun sürebilir. Bizim işte bir ekibimiz turizm ekibi olacak. Bir defa belediyenin yeni müdürlükler kurması gerekiyor. Örneğin ilk kuracağımız kısım kültür ve turizm müdürlüğü olacak. Buraya liyakat sahibi arkadaşlarımız var. Burayı en iyi yapacak kişi. Onlara tekliflerimizi götürdük de zaten. Gelecek, müdürlüğünü kuracak, personel istihdamını sağlayacak. Sonra bizim baskide gezilecek tüm yerlerimizi nereden destek alacak? İşte restore edilmesi gereken yerler var. Yeni kurulacak turizm alanları var, konaklama alanları var. Bir kısım alanlar işte suyun çekilmesiyle ortaya çıkan, tekrar kışın çıkan, yazın kaybolan yerlerimiz var. Onları belki koruma altına alıp örneğin o alana girilebilecek kışında, işte yazında ziyaret edilecek şekilde orayı koruma altına almak var. Ama burayı o birime devrediyoruz. Çünkü bu işi benden daha iyi yapabilecek bir kişi. Hem oranın tamamına vakıf, hem de insanların nasıl gezileceğini, yerleri, o turizm yerlerinin geçmişlerini, hem eğitimi verip yetiştirecek personeli, hem de bunun için ne gerekliyse o yapacak. Bürokraside tıkandığı yerde ona destek olacağız. Şimdi birçok programda söylüyoruz, yine söylüyorum. Biz geçen dönemde orantısız güçlerle karşı karşıyaydık. İşte her ne kadar İttifak Partisi isek de sonuçta yer rakiptik orada, yani ilçede rakip olduk. İşte vekilleri vardı onların. Hükümet destekleri görünüyordu. Yani bir seçmen olarak hükümet yatırımlarına daha hızlı ulaşır algısı var ve bunu var olan vekillerle, işte yönetimlerle vesairelerle kullanıyorlardı. Bizim o dönem vekilimiz yok, dışarıdan vekillerimiz geliyordu. İl başkanımız çok güçlüydü. Ama vekilin olmayışının eksikliğini hep hissettik. Şimdi hem vekilimiz var, hem çok güçlü bir il başkanımız var. Hem de çok güçlü bir ilçe başkanımız, ilçe yönetimimiz var. Şimdi biz de, diğer adaylarımız da bunu çok deklare etti. Ben de tekrar söylüyorum. Biz artık çok güçlüyüz. Bunları yapabilecek hem bürokrasi gücüne sahibiz, hem de birliktelik gücüyle insanların karşısına çıkacağız. Bize bir nasip olsun, gerisini yaşayarak göreceğiz inşallah. Şimdi bir mesaj var, onu da okumak istiyorum. Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu'dan gelmiş mesaj. Tuncay Turus'a çıktığı bu kutlu yolda başarılar dilerim demiş kendisi. Bizler de selamlarımızı iletelim başkanımıza. Ali abi benim için çok kıymetlidir. Allah ondan razı olsun. Hatta şöyle söyleyeyim. Hem Sivrice hem de Ağın Belediyeleri bize güç katmışlardır. Yani bugün emsal göstererek buralarda ne kadar güzel şeyler yapıldığını örnekleyerek halkın karşısına da çıkıyoruz. Bunlar bizim de kazanmamıza vesile olacak belediyeler. Tabii. Ali Bey de, Turgay Bey de gerçekten
çok güzel şeyler yaptılar. Hı hı. Yani ben Sivrice'ye gittim mesela, neredeyse baştan yeniden yapılmış. Yeni turizm alanları oluşturulmuş. Ağan'a gittim. Ben işte bir deri fabrikasının alınışı, bir Ağan çok güçlü bir belediye değildi yani. Kendi kendine yetebilen bir ilçe, evet, haline yani, geliyor. Ali Bey'in projelerine ben de, ikimiz de adaydık. Adaydık o dönemde. Açılış konuşmasına gitmiştim, mitingine. Yani tanıttığı bütün projeleri yaptı. Fazlasını da yaptı yani. Hı hı. En azından biz şimdi referans olarak kullanıyoruz. Turgay Bey de, Ali Bey de aynı şekilde. Evet. Şimdi ilçeye birçok aslında yapı kazandırmayı düşünüyorsunuz. Peki Baskil bu konuda ne durumda? Yani yapılaşmaya müsait mi şu anki durumuyla? Evet, Baskil yani bir il olabilecek kadar büyük bir yüz ölçümü var. Yani ile çok yakın. Mesela ama küçük bir alana sıkışmış merkezi. Evet, çok şey olmadı ama dolu köylerimiz var. 60 tane köyümüz var. O köyler tamamen tarımla, özellikle kayısıyla hemhaller. Çok da böyle öyle 3-5 nüfustan oluşan yerler değil. 400, 500, 700 kişilik köylerimiz var bizim. Hayvancılık ve tarım şey yapılıyor. Şimdi o alanlardaki turizmi de katarsak ve bu alanlara dediğim gibi konaklama alanlarını dahil edersek çok hızlı gelişeceğiz. İlçe merkezinde de büyüyecek çok güzel arazilerimiz var. Baskil şey değil mesela, Keban dağlık bir alandır mesela, düz alanları yoktur. İşte ben şeylere de gittim, Arıcak, Erimli, 3 Ocak böyle çok dağlık alanlarda. Genişleme alanları çok dar, bulunduğu yerler. Maden keza öyle, Sivrice de öyle alanları. Ama bizim Baskil'in hiç şeyi yok, dümdüz bir alan. Tarım alanları devasa. 20-30 bin dönüm sürülmemiş arazimiz var. 1 milyonun üzerinde kayıtlı, bir o kadar da kayıtsız kayısı ağacımız var sadece. 2 milyona yakın kayısı ağacımız var. Çok ciddi bir rakam ve her geçen yıl da artıyor. Evet. Yani o tabii her yıl binlerce yeni fidanlar dikiliyor. Tabii yeni bahçeleri görüyoruz sadece. Evet. Aynen öyle. Yani o dediğiniz Baskil işte ne kadar genişlemeye müsait? Vallahi büyütebildiğiniz kadar büyütün. Yani Baskil'de alan sorunu yok. Neden İstihdam peki büyümedi yok. Hiç? Çünkü çok uzun zamandır Baskil'in özellikle merkez kısmını söylüyorum. Tabii ki köylere çok geniş bir alana yayılıyor ama Baskil merkezi aslında küçük bir yerden oluşuyor. Dediğiniz gibi belki yapılaşmaya ve genişlemeye çok müsait. Ama uzun yıllardır orada çok böyle gözle görülür bir fark neden göremedik sizce? Yani başından beri bunu soruyorum. Evet. Şimdi burada zaten bizim aslında bugün diğer adaylarımız da, başka partinin adayları da bugün seçime sadece kazanmak için değil, yapılamamışlıkları gördüğümüz içindir. Bürokrasi, bakın ben bir şey söyleyeyim size. Birçok böyle bürokratik baskili arkadaşlarımız var. Diyoruz ki hani biz belediye seçimine giriyoruz. Onların da işbirlikleri, işte verecekleri destekleri konuşuyoruz. Diyor ki Baskil'e devasa yardımlar yapabiliriz. Bütün projeleriniz geçer. Hatta hazırız. Niye yapmıyorsunuz diyorum. Diyor ki işte çok da böyle talep etmiyorlar. Bir başkasının isminin geçilmesi belki de insanları rahatsız ediyor. İşte siz diyelim çok iyi bir konudasınız. Ben Ceylan Hanım'ın katkılarıyla dediğimde Ceylan Hanım benim ismimin önüne geçer mi endişesini yaşıyoruz. Yani Baskil'den ziyade o tek hükümdarlık, bu ki buranın tek ismi geçen kişisinin ne yaptıysam ben yaptım kısmı. Şimdi ben şöyle söylüyorum. Ben bir dönem belediye başkanı oldum. Bir başka arkadaşımız daha popüler ve bu işi daha iyi yapılabilecekti. Vallahi hemen söylüyorum. Direkt kesinlikle o seçilmeli yani. Daha iyisi varsa, yapabilecek kanaatteyse ya da daha iyi konumdaysa, daha iyi şartlar getirecekse. Ya öyle orası bizim babamızın malı gibi olmamalı. Yani ben nasip olur, aday ve başkan olursam halkın teveccühüyle yeniden seçimi kazanmak için hamleler yapmayacağım. Sadece o bahsettiğimiz hayaller ve projeleri, istihdamları sağlamak, insanları mutlu etmek, işte gerekli o altı üstü yapıları her neyse belediyenin yapılması gerekenlerin dışındaki vizyoner projeleri gerçekleştirmek.
Biz baskıyla çok ileri seviyeye getirdik. Dediğimiz gibi Türkiye'nin en güzide ilçesi yaptık. En güzide ilçelerinden biri yaptık. Sonra ya işte halk dedi ki hiç ne bileyim bir adaletsiz bir şey istemiş diyelim. Adalet de bizim bir programda değinmiştik. Hı-hı. Benim için çok önemli. Yani ben olabildiğince adil olmak istiyorum. İnşallah da adil olacağım. Bazen arkadaşlarımızla onu konuşuyoruz. Diyorum ki bakın ben belediye başkanı olursam belki makam beni değiştirir ama ben farkına varmam. Sizden işte bazılarının belediye meclis üyesi olmasını, beni gözetlemesini, olası zaafa düşer, hata yapabilecek bir adım atarsam hemen beni uyarın. Mutlaka. Bazen dalabiliyorsunuz. İşte akışında olması gereken gibi görüyorsunuz. Bununla ilgili de beni kontrol altında, hani makamın beni bozmasına izin vermemesi için. Allah'ın izniyle bozulmam ama bir sigorta gibi yani. Adil olmak zorundayız. Ben adaletli olmadığım için bana küsecek bir seçmeni önce adil olmam gerektiği konusunda ikna etmeye çalışırım. Yok işte adil olmak zorunda değilsin, bunu yapmalısın. İşte diyelim ki bir kepçe lazım. Herkese 2 saat ücretsiz vermişsek sana da 2 saat. Hayır bana 5 saat vereceksin derse, bana küsecekse küssün. Yani bir işte herkese diyelim ki düğün salonu 3 liraysa bana 1 liraya ver diyorsun. Bak bazılarına ücretsiz veririm. İhtiyaç sahibi. O ihtiyaç sahibi. Özel durumlar hariç. Biz kendi eğitim işletmelerimizde de öyledir. Genelde fiyatları hep birbirine yakın tutarız. Ama bir özel durum vardır, onu ücretsiz alırsın. Bu istisnai durumları saymıyorum. Ama eşit güçte iki kişi birine, farklı birine farklı davranmayacağız. Olabildiğince esnafımıza, halkımıza. Ve mesela şehir içi ulaşımını mesela önceliğe alacağım. İki tane TOKİ yapıldı. Yakınlar ama çok da yürüme mesafesi değil. Mesela kışın uzak. Her iki TOKİ'ye de şehir içi ulaşımları koyacağız. 20 dakikada bir, 15 dakikada bir gitsin insanları TOKİ'ye bıraksın gelsin. Hem yukarı TOKİ hem diğer TOKİ bir yerden dönsün gelsin. Çok mu maliyetli? Belediyenin bir aracını istihdam ederiz, bir minibüs alırız ya da bizim kendi minibüsçülerimizle anlaşırız. Onların ücretini biz karşılarız yetmiyorsa. Düşük bir ücretle insanları götürsün getirsin. 3 liraya götürsün getirsin mesela. Sonra Elazığ ulaşımında mesela. Buradan bak bunun sözünü veriyorum mesela. Not alabilirsiniz. Ben öğrencilerden ücret almam. Üniversite ya da üniversite okuyan ya da hazırlanan. Mesela öğrenci belediyenin asli görevleri arasında eğitime destek vermek olduğunu düşünüyorum. Ben öğrencinin vereceği 20 liraya muhtaç olmamalıyım. Bunun için belediyenin ekstra gelirlere ihtiyacı var. Ya bu düşüncenizin mesela, de aslında altında eğitimci olmanız yatıyor. Onları daha iyi anlıyorsunuz. Mesela eğitimle ilgili çok projelerimiz var. O doğal kendiliğinden oluşan belki projeler ama inanın bana eğitimci de olmasam mesela Sivrice Belediyesi öğrencilerden ücret almıyor. Ne güzel bizim, aslında olması gereken baktığımız zaman. Alınmayabiliyor yani bizim belediyemiz işte. Hı hı. Çok mu zor yani etkiliyor mu? Etkilese de onu tölere etsin. Başka bir yerden kısa yani. Peki süremizin sonuna geliyoruz. Geldik mi? Evet. Son dakikalarımız neler söylemek istersiniz? Son sözleriniz isterseniz seçmene bir seslenerek programı bitirelim. Yani seçmenimizin bu dönem bize güvenmesini istiyoruz. Geçen dönemle çok biz de çok değiştik. Çok farklı oldu. İnanın bana çok değişim oldu. Ya işte ilçe başkanımız değişti. Biz artık kazanacağımıza yani değişti derken fikir olarak hepimiz artık kazanacağımıza inanıyoruz. Yönetimin tamamı kazanacağımıza inanıyoruz. Kim olursa olsun. Ben kendi adıma aday ben olursam demiyorum. Bizim Baskil Belediyesi'ni kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Halkımız da bize güvensin. Biz Baskil'i gerçekten güzelleştireceğiz. Baskil hak ettiği yerde değil. Gerçekten değil. Hani sebebini sordunuz bir başka programda detaylandırabilirim. O işte neden yardımları almıyor? Siz alabilecekseniz mevcut neden alamıyor kısmını. Buna özel bir şey yapmamız lazım. Nedenlerini kısmen açıkladık ama daha detaylara girmek lazım. Mesela bizim mahallelerimizde bile çok halen sorunlarımız devam ediyor. Ben buraya gelmeden önce arkadaşımız rica etmişti. Mesela ben biliyorum.
Korkmaz Mahallesi'nde mesela sulama havuzumuz halen çamurdan. Ya çok küçük bir bütçe. İki tane betonla oraya bir havuz yapmak. Bak köylü mutlu olacak mı? Çok mutlu olacak. Maliyet. Ya bir havuzu yapmanın maliyeti ne olabilir ki belediyede? Bir baskili bir iş adamımıza desek ya biz buraya bir havuz yapacağız. Belediyenin şu an parası yok yani olacak hiç şüpheniz olmasın. Hem gelirler birisi çimento başlar, köylü işçilik yapar hemen oraya bir havuz yaparız. Peki son sözlerinizi alayım. Durun. Programı bitirmem gerekiyor. Bitirecek miyiz? 40 dakika olacak. Baskili insanı merttir. Baskili insanı delikanlıdır. Ben gerçekten bunu gördüm. Ama neye yeniliyoruz biliyor musunuz? 100 kişiden 95'i çok mert, delikanlı, yürekli ve güçlü insanlar olsun. 3-5 tanesi işte diyelim bu vasıfları taşımadı. O 5'i daha baskın oluyor. Belki siz de duyuyorsunuz bazen işte baskil de şöyle olur böyle olur. Kesinlikle katılmıyorum. Baskil gerçekten mert ve yürekli insanların olduğu yerler. Ben buradan tüm hemşerilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür Bizi konuk ediyorsun. Ettiğiniz için de size de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Değerli izleyenler, Seçime Doğru programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.